Bakın burada ne kadar büyük bir tehlike var. Diyelim yarın öbür gün Türkiye'nin bir tarafında bir uranyum keşfettiler veya onun gibi böyle önemli bir madde. O bölge halkıyla birileri bir anlaşma yaptı. Bizden gizli. Bir de baktık halk ayaklanıyor. Efendim demokratik hak istiyoruz, özgürlük istiyoruz, şunu istiyoruz, bunu istiyoruz. Gizli gizli yardımlar. Bir de bakıyorsun bir iç savaş. Libya'da bu yapıldı. Federasyona giden yoldaki en önemli adımlardan biri ikiz yasalar adıyla anılan yasalardır. Bu sözleşmelere göre bir ülke içinde kendini halk olarak tanımlayanlar kendi kaderlerini tayin hakkına sahipti. Yani uluslararası camia düğmeye bastığı an kendine halk diyenler sivil itaatsizlik ve çatışma sürecini başlatabilir ve haklı çıkardı. İşte bu nedenle BDP eş başkanı Demirtaş, "İsteklerimiz kabul görmezse ortalığı tahrir meydanına çeviririz," diyor ve kimse ağzını açamıyordu. Türkiye Birleşmiş Milletler ikiz sözleşmelerine imza atmış ve parlamentoda tamamını onaylayarak hayata geçirmiştir. O bizim için referanstır. BDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, partisinin HDP'ye katılımından önceki son grup toplantısında konuştu. Demirtaş, özellik için AKP ve CHP'nin kabul ettiği Birleşmiş Milletler iki sözleşmelerini işaret etti. Türkiye Birleşmiş Milletler ikiz sözleşmelerine imza atmış ve parlamentoda tamamını onaylayarak hayata geçirmiştir. O bizim için referanstır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bizim için referanstır. Avrupa Komisyonu Yerel Yönetimler Özerklik Şartı bizim için referanstır. Bunların hepsi aynı zamanda iç hukuk hükmündedir. Demirtaş, PKK'nın bölgeyi nasıl yönetmeyi amaçladığını madde madde açıkladı. Bazen küçük bir kıvılcım büyük şeylere sebep olabilir. 2 yasalar yürürlüğe girdikten tam 8 yıl sonra BDP'den Ahmet Türk bu yasadan doğan haklarını şöyle dile getiriyordu. 8 Haziran 2011'deki gazete beyanatı. Demokratik özellik dünyanın her yerinde merkezi hükümetle uzlaşarak yürütülür. Devlet, Kürtlerin taleplerini görmezden gelirse kendimizi yönetme mücadelesini veririz. Sadece Kürtler değil, Türkler için de benzer hakların savunucusuyuz. Karadeniz'de de özerk yapılanma olsun isteriz. Artık başka bölgeler için de sözcülük yapıyorlardı ve Halkların Kardeşliği platformu gibi sivil örgütlenmelerle Türkiye'yi parçalara ayırıyorlardı. Bir Kürdistan ve bir Pontus hayaliyle sınırlı değildi sözleri. Bunu Çerkezistan, bir Lazistan, Roman Özerk Bölgesi gibi projeler takip edecekti. Türkiye Cumhuriyeti 2000 yılına kadar 34 yıl boyunca ikiz yasaları imzalamaktan kaçınmıştır. 2000 yılında Ecevit Bahçeli Yılmaz hükümeti tarafından yasa imzalanmıştır. O da 3 sene sümende kalmıştır ama 3 yıl sonra tam da Irak'ın işgali gerçekleşirken 2003 yılında AKP hükümeti ulus devletin intiharı demek olan bu yasayı onaylamıştır. Bu sözleşmelerin içeriğinden Türk milletinin hiç haberi olmamıştır. Pazartesi günü Washington'da BDP'nin New York, Amerika bürosu açılıyor. Selahattin Demirtaş ve bütün Kürt diasporası oraya geliyor. Bu İmralı'dakinin karşısında olan, yani onun karşıtı olan bütün dünyadaki herkes oraya geliyor. Amerikan devleti resmi olarak oranın en büyük kongre salonunu verdi ve devlet kışı koruması altına aldı. Şu anda orada kongre yapılacak. Kongrede de Amerika da şunu şey diyor. Kongre yaptırıyorsam, benim ülkemde buna müsaade ediyorsam, büro açtırıyorsam ve kongrede konuşulanlarda kendim destek ve himaye edip kolluyorsam ben resmen tanıyorum demektir, biliyorsunuz. Anlatmaya gerek yok muhabbet. Ondan sonra buna da bizim o güneydeki ülke var ya bir tane, benim sevdiğim ülke. Onlar da destek oluyorlar. Burada üçlü, yani o güneydeki ülke, Amerika ve bizim Kürt kardeşlerimiz birlikte bir
organizasyon, yani güç birliği dayanışmayı organize edecekler tamamen. Bu da bir şekilde İmralı'nın bertarafı anlamına geliyor aynı zamanda. İmralı'nın bir şeyi bitti, yani hükmü bitti. Ne demek? Allah Allah. Bundan sonra tekrar silahlı ve çatışmalı bir dönem geliyor. Çünkü İmralı mecburen hapiste olduğu için bir şekilde yandaş olmak zorunda. Yani Türkiye ile ilgili sempatik olmak durumunda. Ama öbürleri bunu kabul etmek durumunda değil. Yani öleceksen de öl diyorlar. Siktir gider, yeter.